Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size ders anlatmayacağım. Oğlumun doğum günü ve onun için evde bir konsept hazırladım. Her şeyi kendim yaptım. Yani bunu çekmemdeki amaç ebeveynlere örnek olması açısından. Yani organizasyon şirketlerine uçuk fiyatlar vermenize gerek yok. Siz de kendiniz konseptinizi yapabilirsiniz. Bunları hepsini ben kendim planladım, kendim hazırladım. Ve size örnek olması açısından bu videoyu çektim. Şimdi neler yaptım? Birlikte görelim. Öncelikle şuradan başlayalım. Şöyle kağıtlar aldım ben. Konseptim bu arada siyah ve gold düşündüm. Tamamen onlar üzerine zemini hazırladım. Neler var? Şu kağıtlardan, kırtasiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. İki tane kağıt aldım. Ben bu kağıtlarla neler yaptım? Öncelikle 1 yaşına bastığı için oğlum şöyle 1 rakamları yaptım. Masamızı bu şekilde süsledim. Bakın kolaylıkla yapılabilir. Daha sonra kalan kısımları atmadım. Çikolata topları yapacağım ve bunları kürdana silikonla yapıştırıp çikolata toplarına batıracağım. Yemeklerimi de daha sonradan video çekip yine atacağım. Fikir olması açısından doğum günü menüsü nasıl olur diye. Sonra şöyle pasta malzemeleri satılan yerlerde plastik ve naylonumsu bir masa örtüsü var. Zaten tek kullanımlık olduğu için yeterli bizim için. Şöyle onu da siyah aldım. Daha sonra bu kağıtlarla bakın gördüğünüz yazıları tek tek kendim yaptım ve hasır ipleri zımbaladım. Yapıştırmak zor olabilir, zımbalamanız sizin için daha kolay olacaktır. İyi ki doğdun kalbim yazdım. Siz iyi ki doğdun oğlum, kızım ya da isimle yazabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Yine konseptim gereği siyah ve gold balonlar aldım. Bu şekilde bir de balon standı aldım. Balon standı da bence kolaylıkla kurulumu gayet kolay. Rahatlıkla alabilirsiniz. Daha diğer özel günlerde de kullanabilirsiniz. Hasır ip benim vazgeçilmezim hasır ip. Her yerde kullanırım çünkü çok şık duruyor, çok otantik duruyor. Her yere de yakıştığı için bu şekilde masa süsü hazırladım. Siz daha farklı da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde düşündüm. Sonra hasır iplerimi A101 ve BİM'lerde markasını unuttum. Böyle içecekler satılıyor. Bardaklarını, içecekleri içtikten sonra bardaklarını bu şekilde kullanıyorum. Limonata koymak için, meşrubatlarınızı koymak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine hasır ip kullandım. Şöyle bir pasta, işte cupcake'ler, tarlator gibi kekleri falan kullanmanız için bu şekilde kullanabilirsiniz. Kek kalıbımız. Ben burada yine gelen misafirlere, çocuklara hediye olsun diye renkli peçeteler, şeker, ikramlıklar, hediyeler falan koydum onlara dağıtmak için. Yine şöyle bir rakamı yaptım. Bunu da kendim yaptım. Bakın zaten kendim yaptığımı buradan anlıyorsunuz. Şöyle kartonlar, farmasi kartonunu kullandım. Şu şekilde ayakta durması için bu şekilde ne yaptık? Yapıştırdık. Şunlar kırtasiyelerde renkli renkli kağıtlar var. Ben konseptime uysun diye siyah kullandım. Gramofon kağıdı diye geçiyor. 5 tane üst üste koyup şey yapıyorsunuz. 5 tane üst üste koyduktan sonra lastikle sarıyorsunuz. Sonra onları tek tek birleştirip yapıştırıyorsunuz. Bunu da kendim işte aldım. Kendim yapmadım tabii ki de. Aldım. Her doğum gününde kullanabilirim. Böyle kalıcı bir şey olsun istedim. Bunlar da bizim magnetlerimiz. Canım oğlumun magnetleri. Magnetleri nereden aldığımı, konsept malzemeleri nereden aldığımı açıklama kısmına yazacağım. Bu şekilde şunu da göstermeden geçemeyeceğim. Canım arkadaşım Elif'imin bize hediyesi. Çok güzel değil mi? Aras Arden'imin bilgileri yazıyor. Ve bizim simgemiz fil. Bu şekilde hazırladık. Bunları söyledim zaten. En son şu şekilde göstermek istiyorum masamı. Yani konseptten hiçbir farkı yok. Çok da düşük maliyetle yaptım. Hatta ücretlerini az buçuk söyleyebilirim. Şunlar 2 karton 10 lira tuttu. Hasır ip vardı 10 liraydı. 15 lira balon standı. Sanırım bu da 10 lira gibi bir şeydi. Yani toplamda en fazla 100 liranız gitmiş olsun. 100 liradan bile daha az gitmiştir eminim. Bu şekilde güzel bir konsept hazırlayabilirsiniz. İyi ki doğdun kalbim, oğlum Aras Arden'im.